Ana haber bültenimize bir son dakika gelişmesiyle devam ediyoruz. İstanbul Çağlayan'daki terör saldırısı ile ilgili 48 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Ayrıntıları CNN Türk muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktaracak bize. Çağdaş. Aslında 6 Şubat gününden dün akşam saatlerine kadar olayla ilgili yaklaşık 70 ayrı adrese baskınlar düzenlenmişti ve düzenlenen baskınlar kapsamında 96 kişi gözaltına alınmıştı. O 96 kişi bugün sabah erken saatlerde adliyeye sevk edilmek üzere önce sağlık kontrolünden geçti. Ardından adliyeye sevk edildi. Ve aslında bu soruşturma kapsamında 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirilmişti. Ve bu 96 kişi bugün Çağlayan Adliyesi'nde savcıya ifadeler verdi. Ve akşam saatlerine kadar, bulunduğumuz dakikalara kadar bu ifade süreci de devam etti. Ardından da yeni bir sıcak gelişme yaşandı geride bıraktığımız dakikalarda. Ve terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan şüphelilerden 48'i tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakılması da talep edildi. Bunu da bir yandan paylaşmış olalım. Peki gözaltına alınan ve bugün savcı karşısına çıkan şüpheliler arasında kimler vardı? Kısaca ona da değinmek isterim. Çünkü özellikle DHKPC terör örgütü içinde kilit rolde oldukları tespit edilen kişiler var bunların içerisinde. En dikkat çekenlerden biri de DHKPC'nin sözde Türkiye sorumlusu olduğu iddia edilen Caferi Eroğlu'nun birinci derecedeki yakını ve örgütün İstanbul sorumlusu olduğu ileri sürülen kişi var. Bunun yanı sıra elbette örgüte yakın bir yayın organının yayın yönetmenliğini yürüten bir başka isim var. Ve bununla da sınırlı değil. DHKPC'nin sözde Gençlik Federasyonu'nun üst düzey sorumlusu var. Kısacası aslında 6 Şubat gününden itibaren DHKPC'nin çok kilit rolde olan isimlerine ardı ardına operasyonlarda düzenlenmiş oldu ve terörle mücadele şubede hala bu konuya ilişkin de çalışmaların yürütüldüğünde ifade edelim. Son olarak bir kez daha vurgulayalım. Bugün 96 şüpheli savcı karşısındaydı. Hatta savcılar karşısındaydı. Çünkü 2 başsavcı vekili ve 35 savcı görevlendirilmişti. Ve bu kapsamda da 48'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 48'i de tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi diyelim.